Yalova, eşsiz tabiatıyla gelişmekte olan sanayisini bir arada yaşatma becerisini göstermektedir. Yalova'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının birçoğu kendi alanlarında ülkemizin önemli kuruluşlarıdır. İlde bulunan yatırımların önemli bir kısmı, büyük ölçekli ve geniş istihdam imkanları yaratan yapıdadır. Yalova'nın dikkat çekici bir diğer özelliği de sanayi yatırımlarının kamu kurumları değil özel şirketler eliyle gerçekleştirilmiş olmasıdır. İlde ağırlıklı olarak plastik, tekstil, elyaf, kimya, gemi inşa, mermer, otomotiv yan sanayi, makine imalatı alanlarında üretim yapan sanayi kuruluşları bulunur. Yalova'nın çeşitli bölgelerinde bulunan küçük sanayi sitelerinde ise 1125 adet yan sanayi ve imalat sektöründe hizmet veren KOBİ niteliğinde firmalar faaliyet göstermektedir. Yalova'da Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi, dünya tekstil sektörüne ana girdi olarak sentetik bazlı elyaf sınıfında bulunan akrilik elyafı üretmektedir. Aksa, üretimini 430 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulmuş olan fabrikasında gerçekleştirmektedir. 2009 yılında karbon elyaf pazarına giren Aksa, 2012 yılında uluslararası bir ortaklıkla Dow Aksa'yı kurmuştur. Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, uluslararası pazarın kalite onayını almış inorganik, organik kimyasallar ve tekstil yardımcı maddeleriyle kağıt ve su kimyasalları, çimento öğütme, beton katkı ve yapı kimyasalları üretmektedir. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 1970 yılında kurulan İpek Kağıt Yalova Altınova Fabrikası'nda mendil sözcüğüyle özdeşleşmiş olan Selpak markası, tüketicilerin farklı beklentilerini karşılayan Solo, Silen, Servis, ev dışı kullanıma yönelik Maraton ve Lotus Professional markalarıyla kurulduğu yıldan bu yana Türkiye temizlik kağıdı pazarının lideri konumunda bulunuyor. Dünya denizcilik sektöründe yeni gemi ihtiyacının artmasını ülke menfaatine kullanmak, kapasiteyi artırmak ve Yalova'nın çevre dostu yatırımı ve istihdam gereksinimine cevap vermek amacıyla ülkemizin 40 güzide yatırımcısı 2004 yılında bir araya gelerek Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurmuşlardır. Bu tersaneler Marmara Denizi kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sığ ve bataklık alana 4,5 kilometre uzunluğu ve 300 metre genişliğinde dolgu yapılarak oluşturulan alanda kurulmuştur. Gemi, yat, inşa ve bakım onarım sanayinin ve yan sanayi ile birlikte yarattığı yüksek katma değer, İhracat ve iş gücü sadece Yalova'yı değil, ülke ekonomisini kalkındırabilecek potansiyeldedir. Ayrıca Yalova ili, yüksek eğitim düzeyiyle gemi, yat inşa ve bakım onarım sanayinin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji transferini yapabilecek insan kaynağı kapasitesine sahiptir. Yalova, tarım ve ziraatın yapıldığı bir yer olmanın yanı sıra, tarım ve ziraate yönelik araştırmaların yapıldığı, yeni tekniklerin denendiği bir okul olma özelliğine sahiptir. Yalova ziraatına temel karakterini çiçekçilik kazandırır. Ülkemizdeki kesme çiçek üretiminin 1/5'ini Yalova karşılar. Bir sektör olarak çiçekçilik, Yalova'nın simgelerindendir. Çiçekçilik, ilin neredeyse her yerinde yapılmakta ve buradan işlenmiş ya da ham olarak civar şehirlere, hatta yurt dışına nakledilmektedir. İç ve dış mekan süs bitkisi üretiminde faaliyet gösteren 42 üretici firma, 2013 yılında 1541 dönümlük TİGEM arazisi üzerinde Yalova Garden Anonim Şirketi'ni kurdu. Yalova Garden Anonim Şirketi, bölgemizi süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler pazarında ülkemizde lider, dünyada tanınır ve önemsenir bir konuma getirecektir. Türkiye'nin ilk geofit bahçesi, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilmektedir. Bünyesinde 450 endemik türün yer alacağı ve bilimsel araştırmaların yapılmasının yanı sıra sağlık sektörüne de hizmet edecek projeyle kent, ekoturizmin uğrak yerlerinden birine dönüşecek.
Yalova Geofit Bahçesi projesinde geofitlerin aktif dönemlerinde sergileneceği 2600 metrekare kapalı alanla birlikte 17.368 metrekare yapay göl, tepe, kaya bahçesi gibi yerlerin de bulunduğu açık geofit bahçesi yer alacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla istihdam, dış ticaret ve üretim kapasitesiyle ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olacak üretim merkezleri oluşturma amacıyla Yalova'da kurulma çalışmaları başlatılan 4 adet organize sanayi bölgesi son derece önem taşımaktadır. Üreticilerimizi ve ürünlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmak, modern, teknolojik bir altyapı sunmak, firmaların ihtiyacına yönelik her türlü teknik, sosyal, idari tesisleri kurmak, bilgi ve teknolojiye kolay erişimi sağlayacak projelerimizden Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilimiz için büyük bir değer taşımaktadır. Yapılan çalışmalar gerek bakanlık düzeyinde gerekse yerelde takip edilmektedir. Yalova coğrafi konumu, doğal güzellikleri, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri bakımından bir turizm kenti olarak adlandırılabilir. İlde 2 adet tabiat parkı ve 8 adet arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Turizm sektörünün geliştirilmesi için doğa turizmi ve sağlık turizmi yanında av, kongre ve sportif turizm alanlarında çalışmalar da yapılmaktadır. İlde doğa ve dağ turizmine açık birçok alan mevcuttur. Termal ve armutlu kaplıca turizm merkezleri, termal su düşen şelalesi, erikli ve delmece yaylası, Çınarcık Hasan Baba mesire yeri, Altınova Ersek Gölü mesire ve rekreasyon alanı turizm için uygun alanlardır. Yeşil Mavi Yol, Altınova ilçesi Ersek Köyü'nden başlamakta, Armutlu ilçesinde son bulmaktadır. Bu yolun güzergahında Çobankale, Arboretum, mağaralar, su düşen şelalesi, kaplıcalar, kent ormanı, dipsiz göl ve delmece ve karlık yaylaları ve kaplıcalar gibi gezilip görülmeye değer yerler bulunmaktadır. İl geneli toplam tesis sayısı 92. İl geneli toplam yatak sayısı 7052'dir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak planlamanın ardından Termal ilçesindeki turizm alanlarının tahsise çıkarılarak 30'un üzerinde 5 yıldızlı otel yapılacak 1700 dönümlük turizm tesis alanı oluşturulacaktır. Marina, Yalova ilinin merkezinde konuşlanmıştır. Marmara Denizi'nde İstanbul marinaları haricinde tek marinadır. Maksimum 30 metre boyunda toplam 240 yat bağlama kapasitesine sahip marina, İstanbullu yat sahiplerinin güzel bir hafta sonu geçirmek için rotasını belirleyeceği en cazip noktadır. Konumu itibariyle Karadeniz ve Ege Denizi arasında seyreden yatların transit duraklama noktasıdır. 100 tonluk lifte sahip çekek sahası ile marina, deneyimli kadroya sahip bakım onarım atölyeleri ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımda yat marketiyle de yat sahiplerinin tercih edeceği bir noktadır. Marina'da bulunan yiyecek ve içecek üniteleri marina misafirlerine birçok alternatifiyle hizmet vermektedir. Deniz yoluyla İstanbul Yenikapı ve Pendik'e ulaşım hemen yanında bulunan terminalden, Kartal'a ise sadece 5 dakikalık yürüme mesafesinde deniz otobüsüyle sağlanabilmektedir. Bu nedenle İstanbul'un iki uluslararası havalimanına deniz ulaşımından sonra sadece 20 dakikalık araç mesafesindedir.